Hadi başla aşkım. Bir tırtıl gibi girdin hayatıma. Güzelliğin içinde saklıydı. Ve ilk konuşmamızda çıktı o kelebek içinden. Ben senin ömrünü törpülemiş olsam bile sen neşeyle kanat çırpmaya devam ettin her saniye. Ama bir yere konma, çünkü kelebekler çok iyi yerlere konmuyorlar değil mi abi? Ne? Nereye konan var ya? Evet, alalım soruları. Hocam ben 30 gün boyunca orucumu tutmaya ahd ettim. Orucum bozulur mu? Bu ne ya? Hocam pide kuyruğunda sıraya kaynadım, orucum bozulur mu? Kulak yedim. Hocam makineden su almak için 1 lira atacaktım ama üzerimde bozuk yoktu. Oruç bozulur mu? Hocam son bir soru. Buna söz hakkı vermeyin. Ama hevesimi kursağımda bırakmayın. Hocam hevesim kursağımda kaldı. Yutarsam orucum bozulur mu? Ben Bodrum'a geleceğim bir haftalığına. He, babam da hemen git diyordu kan. Gelemem babam da. Bir dakika gelebilirim aslında. Baba ben 3 aylığına tatile gidebilir miyim St. Petersburg'a? Hayır, gidemezsin oğlum. Hayır tabii ki. Tamam babacığım, tamam. Senin istediğin olsun, problem değil ama böyle kafa dağıtmaya en azından bir haftalığına Bodrum'a gitsen. Telefon açık olsun, arayacağım sürekli. Sağ ol babacığım. Ey kadın bey, ey kadın bey. Ben de oğluma kulaklık aldım, 300 lira. Baba bu çalışmıyor ama ya. Ne demek çalışmıyor? Hatice, inşallah oğlumuz sağır olmuştur Hatice. Oha çocuğum. Hatice ben 300 lira para verdim ona Hatice. Oğlum ayaklarını dışarı çıkarır mısın? Ne yapıyorsun el alemin halısına? Ne yapayım anne, çorabım delikmiş. Ne yapayım babayım? Sadık ne yapıyorsun? Çıkar mısın oradan? Ne çık var Hatice? Bin defa dedim sana ya, çok anlattırmadık diye. Ne oldu teyze? Hadi ekmeğine bak hadi. Ramazan davulcusu geldi Hatice, perdeleri indir. Oğlum ayakkabıları içeri al, dış cephedeki bütün kepekleri indir. Geldi. Dorime. Interimo ad appare dorime. God bless you, Mr. Davulcu. Sadık abi, ne zaman 50 kuruş istesem din değiştiriyorsun, bu ne ya? İnanmıyoruz artık. Hatice cüzdanımı getirsene. Şalgam vereyim. 50 kuruş. Aman oğlum ne olur. Ben geçen sene babana 200 liraya gözlük aldım. Adam güneşin karşısında fotosentez yaptı saatlerce. O gözlüğün hakkını verebilmek için. Tamam ucuz bir şey aldım anne, ben boxer aldım. Ne kadar verdin ona? 50 TL. 50 TL mi? Ver lan boxer'ı. Ver onu ver. Sadık kendine gel. Gelmiyorum Hatice, gelmiyorum kendime. İşe gidiyorum ben. Sadık ne yapıyorsun? El alem sana gülüyor, ne yapıyorsun? Kendine gel. Çok merak ettim hakkı, acaba ne söyleyeceğim? Ben tek oda kiraladım, fazla para gitmesin. Kişi başı verdik para, Allah belanı vermesin. En azından oda geniş, tek başına kalır mı? Hakkı oğlum ne yapıyorsun? İlk gün hesabın çalınır. Ben çok kötü oldum abi, çok fenayım, bilemezsin. Onlar sıvı sabun, Hakkı ortasını delemesin. Beni yanlış anladın, yoldan gelip terliyim. O değil de tangaya benziyor lan, parmak arası terli. Kesici bozmuş, sok ayakları dereye görünce. Sok ayakları nerede adalet? Baba. Efendim oğlum. Bu akşam mezuniyete gidebilir miyim? Git tabii oğlum. Senin içinde bir değişiklik olur. Teşekkürler babacığım. Lan baba, otur şuraya, benim canımı sıkma. Bir hafta içinde 7 tane mezuniyete gittin lan. Mezuniyet barolarında devamsızlığın yok oğlum. Ama mezun olanların hepsi arkadaşın. Lan öyle arkadaş mı olur? Bir kere de sen mezun ol, onlar gelsin. Şimdi efendim ben edindiğim kaynaklarla ilgili konuşuyorum değil evet, mi? Burada yalan aynen, yanlış bir şeyler söylemiyorum. Burada aynen, hepsi yazıyor. Aynen. Neymiş? Aynen, yer çekimini. Aynen. Ney? Ney dedi o? Yer çekimi mi var dedi. Evet. Ulan uçak niye havada o zaman? Yer çekiminin gücü yetmediği için. Sinek niye havada? Senin gıçın niye havada? Geçen de dedi ki suyun kaldırma kuvveti var falan filan. Ağza alınmayacak şeyler. İnsan vücudunun %70'i sudur değil mi? Ben niye kalkmıyorum? Cidden yarışılmaz. Sen denize girdiğin zaman niye çükün kalkmıyor? Biz işiyor böyle, böyle. He? Yalan yanlış konuşmayın ya. Murat! Murat ben amcan burada. Biz evlerine park eden arabaya ne diyorduk oğlum? Murat! Murat! Ne diyorduk oğlum park eden arabaya? Ne diyormuş? Murat! Murat! Anne! Boğmayın beni ya. Sen amcana söyle oğlum. Ne diyor? Yarrak diyorduk amca. Ne meraklısınız ya? Ha, söyle sana.
Delirttiniz beni. Aşkım. Bu ne zaman böyle başlasam? Hayır, tartışmayacağız ama insanlar. Ama gence bir takıl, devam aşkım. Ama insanlar çok güzel sözler söylüyor çiçekli böcekli sevgililerine. Bak sen... ben etmiyor muyum aşkım sana? Güzel iltifatlar ediyorum ben çiçekli böcekli, ben ne diyorum iltifat? Göt lalesi diye bir çiçek yok Murat. Ana yok mu lan? Dur. Işık çok güzel. Fotoğrafını çekeceğim. Çek. Nasıl? Kanka kaşlarını çok kastın. Bir de bir tane kaşları kastın. Kaşlı harbi yamuk gibi çıktı onlar. Kanka dudağını çok büzdün. Bu ne ya? Oğlum çay içiyorum lan. Yine kuruyorum bu yüzden çayı. Ben ne içeyim? Çocuğu. Gelecekler tabi Sadık. Versene bir şeyler. Vereceğiz. Bayram sonuçta. Vereyim. Ver oğlum. Teşekkürler Sadık amcacığım. Gözünge dizinge dursun oğlum. Sağ ol amca. Ahmet canına bakmadın mı oğlum? Biz iyilik yapalım sana, verelim her seferinde. Küp şeker veriyorsun sen de. Lan yürü git. Ne yaptın Sadık? Verdim Hatice'ye, verdim. Verdim. Şey sıparsın yanında. Yine ne oldu? Ben buraya girmiyorum Hatice. Saçmalama Sadık. Vallahi değil. Çıkamayız Hatice, girersek görmüyorum ayakkabılarda. Sadık saçmalama. Herkes gelmiş işte ziyarete, biz de girelim. Ne ziyareti, bayram namazına girmişler Hatice. Ben gitme. Ya saçmalama, hayır. Dilenci bile gelmiş ya. Vallahi gitme. Sandık. Murat. Efendim anneanne. Şu internette sayı sarlı duygu söyle bana oğlum. Ya of, oyunun en kritik noktasında. Hadi. Yazıyor musun? Bekle dur. Kalem adam bekle. Heh söyle. 17. Yazmıyor bu kalemleri. Ne yapıyorlar bu kalemleri böyle? Bir dakika oğlum. Heh söyle. 17. Yazdığımı göremiyorum ki. Yakın gözlüğüm nerede benim? Bir dakika oğlum. Dur. He söyle. 17. 91 mi? 91. He 17 tamam. Hoş geldiniz. Gelin ben de bayram temizliğini yeni yaptım. Gelin. Yeni temizlik yapmış. Girmeyelim Hatice. Aynen anne gidelim. Vallahi kötü oluyorum ben. Ne olur. Saçmalamayın hadi. Hadi öp. Öp onu. Anne bir Türk kahvesi hazırlar mısın? Öpüyorum ben. Baba sen öpme, araba kullanacağım. Abartmayın. Taksiyle döneceğiz artık. Mübareğiniz bayram olsun teyzeciğim. Ooo hoş geldiniz Sadık Bey. Hoş merhabalar, iyi bayramlar. Vay Sadık amca hoş geldin. Merhabalar oğlum. Ne yapıyorsun? Galoşla mı giriyoruz eve? Sadık. Gelir gelmez. Ne var Hatice, galoş gibi? Yeni gençlik öyle Sadık. Çorap gözükmesin diye öyle giyiyorlar. Benim oğlanım da boxer çıkıyor burasından böyle. Tanga mı giysin çocuk? Sadık! Ne? Baba ben buraya niye oturdum? Işıkları söndürün. İyi ki doğdun oğlum. İyi ki doğdun. Oğlum, oğlum değil misin? Al oo, iPhone, arsın. Al iPad. Al oğlum, iPad. Al oğlum. Oho! 3 2 1 baba de? Ha, Neriman ışıkları söndür. Hadi gidin yatın şimdi. Ya! Şaka şaka, aç Neriman, aç. Anan sana çorap almaz. Al. Bak aslan gibi oldu teyzesi, görüyor musun? Ne kadar güzel besledim ben bunu zamanında. Bak kocaman oldu. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum?